seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkârı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar canım seyircilerim. Pardon mis. Bu akşam sizleri biraz yoklayacağım anacığım. Yoklama yapacağım. Baktım ki son zamanlarda televizyon kanallarında her şeyi kamuoyuna sorup kamuoyu yoklaması yapıyorlar. Siz de benim kamumsunuz. Ben de size soracağım anacığım. Sorup sorup nabzınızı ölçeceğim. Mesela kaynanam bana kaynanalık etsin ama haddini bilsin diyorsanız beni. Haddini bilmese de olur ya da fark etmez diyorsanız hiçbir yeri aramayın anacığım. Hatta benle ve beni sevenlerle de ilişkinizi kesin. Hatta PTT'de gelip telefonunuzu kapatsın, kimseyle görüşemeyin. Sizce Nevalet'in kaynanası nasıl olmalı sorusuna dilsiz olmalı. Dünyanın öbür ucunda yaşamalı diyorsanız veya hiç olmamalı. Kaynana kavramı bir yasayla kaldırılmalı diye düşünüyorsanız görüşlerinizi kaynanama bildirin anacığım. Nebaletciğim, neden annemle uğraşıyorsun? Aa, annenle uğraşmıyorum Rıfkı. Kaynanamı kamuoyuna getiriyorum. Sen annemle uğraşacağına şu karnındaki çocukla uğraş. Belki ileride sen de kaynana olursun. Ben senin annen gibi cadı kaynana olmam. Çekinebilirsin Rıfkı. Siz Rıfkı'ya bakmayın anacığım. Hadi programı seyredin. Hadi Hasan, hadi elini çabuk tut. Adamları bekletmeyelim. Ya dur, acele etme, daha ağda yapacağım. Gecenin bu saatinde kimse fark etmez. Siyah çorap giy. Hay Allah, keşke jilet dağılsaydın bacaklarımı. Şu rujunu versene, benimki bitmiş. Bundan da pek olmuyor. Zaten kazandığımız para hep bunlara gidiyor. Ver. Ne dersin? Göğüslerimi biraz daha pamuk doldursam mı ha? Bence hiç gerek yok. Asıl suratına fondöten sür, sakalların gözüküyor alttan. Ya 2 saat önce evden çıkarken tıraş oldum. Sen bana söyle bakayım şimdi. Ben bu saçlama çıkayım, kafama peruk takayım. Ya bununla çıksan daha iyi olur. Şu kâküllerini de şöyle iyice indir. Tamam hadi. Ben de bu perukamı takacağım. Hadi inşallah kimseye toslamayız. Allah yardımcımız olsun. Yürü bakayım. Amin. Gecenin bu saatinde merak etme, kimse bizi tanımaz. Gelin bakayım, gelin. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Komiserim lütfen, yalvarıyorum. Çoluğum çocuğum var. Rezil olacağım vallahi. Arkadaşlar, ne yapıyorsak bu vatan için, bu millet için yapıyoruz. Bunu unutmayın. Ya komiserim, bundan önce fakültenin kapısında beklerken yaptığımız gibi lahmacuncu, simitçi olarak dikilsek olmaz mı ya? Olmaz arkadaşlar, olmaz. Önünde bekleyeceğiniz yer gece üniversitesi. Simitçi ya da boyacı kılığında beklerseniz hemen kimliğiniz ortaya çıkar. Hadi bakalım, hadi. Marş göreve. Diğerlerine de söyleyin, gelip raporlarını yazsınlar. Hadi. Anaların hakkı ödenmez anacığım. Yemezler yedirirler, içmezler içirirler, ölmezler öldürürler. Hadi bir aile ziyareti izleyin anacığım. Ne zaman kalkarız Gülay? Daha içeri bile girmedik hayatım. Bak Sevilciğim, lütfen mantıklı ol. Onlar senin annenle baban. Bizi sevdikleri için böyle davranıyorlar. Keşke kulağıma bir Walkman taksaydın. Selim. Tamam. Aman kimler gelmiş. Ah, anasının gülü gelmiş. Gülü. Dur bakayım, dur. Ay çok ince çıkmışım. Yok, vallahi iyi, üşürsün. Sıcak, hava sıcak. Üşür, bu niye çıkarttın onu böyle yavrum? Ah canım benim. Paşa oğlum benim. Ah iyi ki doğurmuşum. Giy çocuğum, giy yavrum. Aferin. Aa, aman kimler gelmiş. Vallahi kapıya kadar gelemedim, kusura bakma yavrum. Lütfen. Hanım niye haber vermiyorsun tamam, ya? Tamam babacığım. Yavrum. Nasılsın baba? İyiyim sağ ol. Ha, oraya oturma. Rahat. Gel burayı ben ısıttım, burada daha rahat edersin. Gel olmaz baba, olmaz rahat. Gel. Gel orada ya. Rahat edersin. Gel yavrum gel. Baba, gel olmaz gel yavrum gel. Gel otur. Aman anasının gülü gelmiş. Gülü. Evin gülü geldi. Bir yoğurt çorbası yaptım. Senin sevdiğin gibi bayılacaksın.
çocuğum. Sağ ol anacığım da biz yedik geldik tokum. Yedik olur mu ayol? Açsındır çocuğum. Olmaz. Bu da hep böyledir. Bebekliğinden beri hiç acıktım demez vallahi. Olmaz. Kalk. Tamam anacığım, çok doldurma. Hayır tamam. yetmez çocuğum. Kurban olayım, biz yedik geldik güzelim. Hanım sen ona bakma, doldur. Yahu yapma. Oğlum yararlıdır, yararlı. Yeter tamam. Anne yeter. Tamam al bu tabağı da tencereyi ver bari bana. Siz hiç yapmıyor musunuz evde? Yapıyoruz, şuradan biraz pilav alayım. Ye çocuğum, pilav ye. Pilav yiyorum zaten, ben de ne yapıyorum, pilav yiyorum işte. Aha. Oğlum biraz daha al. Al yiyorum işte, Allah'ım. Al şunu da al. Ay çok yedim vallahi, zaten yemiştim. Gülay, bir kahve yapsan hazmedeyim. Ne istedin paşam? Gülay'dan ne istedin? Yavrum ne istedin? Kahve yaparım annem, ben sana sen yaparım. Sen yapma anacığım. Gel babanın yerine otur kanka. Böyle rahatım. Gel babanın yerine otur çocuğum. Anneciğim rahatım böyle. Gel şuraya geç yavrum gel. Hayır babamın yerine oturayım da ikisi de aynı koltuk be anacığım. Olsun ya. Olsun yavrum, erkek çocukları babalarının yerlerine otururlar. Gel anne. Rahat et. Böyle çok iyi ol. Anne rahat bıraksana adamı. Ben nasıl rahat ettireceğimi bilirim. Hanım, vallahi yine fazla yedim oğlum. Afiyet olsun baba, afiyet olsun. Oğlum sana bir soda alayım mı? Yok istemem. Alayım oğlum. Alır baban ya, alır, git alır. Ben hayatımda soda içmedim, kurban olayım ya. Alsın yavrum. Ya içmem ki ben peki, soda. Tamam yavrum. İçsene çocuğum. Ay bir türlü rahat ettiremiyoruz. Yok vallahi rahatım, çok rahat. Bak Lütfullah Bey diyorum ki, bu çocuk bu evde rahat edemiyor. Yok, burası küçük geliyor ona. Şurada cadde üstünde köşede bir ev var. Sen git ev sahibinden konuş, biz oraya taşınalım. Hemen giderim. Saçmalamayın ya kurban olayım. Ya oğlum giderim. Ya bırak Allah aşkına, otur diyor. Ben televizyon seyrediyorum, tamam hadi. Of, bana bak, televizyon seyrediyor. Bak iyi göremiyor çocuk bak. Yok görüyorum. Bakmıyorum. Hadi televizyona da bak. Seyrediyorsun yavrum. Göremez tabii. Geldi çocuğun önüne böyle oturdu. Göremez tabii. Gel şu televizyonu şu tarafa çekelim. Gel. Ya, çekelim. Gözünüzü seveyim. Tamam evladım. Yapma hayır. Yavrum. Tut Lütfullah Bey, tut orada. İyi mi oğlum? Ha? Çek biraz daha, çek. İyi mi oğlum? Tamam. Yok. Sen burada da iyi seyredemedin. Oğlum benim bu programa iki tane biletim var. Gel seni oraya götüreyim, orada daha rahat seyredersin yavrum. Gerek yok babacığım, ben konuklar kim diye baktım, hani öyle bakılır ya. Ben kahveni yapayım Selimciğim. Ya, kahve falan da istemiyorum artık. Göremiyorsan babanın gözlüğünü vereyim yavrum. Yok anacığım yok, ne gerek var şimdi, ben hipermetrop gözlüğü ne yapayım? İyi mi oğlum? İyi babacığım. Elleme, bırak. Çocuğu rahatsız etme. Yok, estağfurullah. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Böyle yaptınız. Tam karşı karşıya geldik. Seyret oğlum, seyret. Güzelce seyret. Selim. Sen mutsuz görünüyorsun yavrum. Nereden çıkarıyorsun? Çok mutluyum. Vallahi. Mutsuz görünüyor. Üzülüyorum. Vallahi dayanamıyorum. Çok mutluyum. Ben anlıyorum. Bu kız bunu mutlu edemez. Nereden çıkarıyorsun? Çok mesudus karımı seviyorum. Hiç bakamıyor buna. İyi bakamıyor. İyi bakıyor. Güzel bakıyor. Sen bunu boşa yap. Niye boşuyum şimdi durup dururken karıyı ya? Bizim alt katta Tülay var. Nasıl hanım kız? Yok istemiyorum. Elinden her iş geliyor. Ya istemem Tülay. Vallahi yok, onu alalım biz sana. Ya Gülay'ı bırakıp Tülay'ı niye alıyorum şimdi? Yavrum Eskişehir'de öğretmenlik yapıyor. Vallahi bir hanım kız. Yok gerek yok, ben mesudum. Çok güzel bakar sana ya. Yok istemiyorum. Evlendirelim. Ya bırakın, istemiyorum Allah aşkına. Bu kadar da üstüme gelmeyin, saçmalığınızın alemi yok. Oğlum biz seni iyi istiyoruz yavrum. Yavrum ayağına terlik giy. Oğlum evladım. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Yeter ya. Yaklaşmayın. Ah pencerenin önünde durma yavrum, üşürsün annem. Yaklaşmayın diyorum. Gülay imdat. Bağırma yavrum, sesin kızılır. Bak evladım, camın kenarında durma. İleride romatizmadan çekersin ha. İn aşağı in. Oğlum düşeceksin. Bak bir şey daha söylerseniz atarım kendimi aşağı, yaklaşmayın. Öyle intihar edilir mi yavrum, acı çekersin. Ben sana uyku ilaçlarımdan vereyim, onu iç, daha rahat gidersin öteki tarafa. Üstüme düşmeyin, yeter artık, yeter. Lütfullah Bey, oğlumun yerini beğenmedim. O burada rahat edemez. Selvi ağacı severdi çocuğu, onu şu tarafa aldırtıralım. Olur hanımcığım. Yarın hemen aldırtırım. Reklamlar. Müjde! Fırın bulaşık makineleriyle hayat artık çok daha kolay. Yiyin efendiler, yiyin. Siz yiyin, bulaşıkları tırıl yıkasın. Pırıl pırıl yapsın. Ay bak İsmail, bak ne güzel yıkamış, yeseni yapmış. Ay pırıl pırıl göz alıyor. Ay baksana İsmail, bak. Öyle. Çok büyük rahatlık vallahi. Koyuyorsun tabakları, kendi kendine yıkıyor. Neyi ettik de aldık değil mi İsmail? Öyle. Dur teker teker çıkarayım şunları.
Ay ne kadar güzel yıkamış. Pek güzel makinaymış vallahi. Tamam mı? Yıkandın mı bulaşıklar? Tamam tamam yıkadım. Dişin bitti mi tabaklarla? Bitti bitti. İyi, kafamı tasa atmadan götürüver kadınların tabaklarını. Bizim neyimize gerek ulan bulaşık makinesi? Gitmiş kendi başına bulaşık makinesi almış. Bizim evimizde doğru dürüst yemek mi pişiyor? Üzerinde bulaşık olan tabağımız mı var? Onu bırak, bizim evde tabak mı var? Makinenin doğru dürüst çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bile komşudan tabak alıyor. Gerizekalı karı. Hadi götür alemin tabağını. Çay soğuyor. Tövbe yarabbim. Tamam. Yiyecek aşınız, aş koyacak tasınız olmasın. Ama bulaşık makineniz mutlaka olsun. Apartmanların yılmaz, yorulmaz, kapı kulu askerleri olan kapıcılar her türlü servise yetişiyorlar anacığım. Lan gene zil çalıyor. Kim bilir kaç numara. Oğlum adam gibi bir kahvaltı yaptırmazlar. Zır zil, zır zil. Kalkma şuna bir bakın. E bakayım, dur bakayım. Oha, hayır oha. Yine o 8 numaradaki şıllık karı istiyor seni. Tam da zamanı ha. Her gün bu saat, her gün bu saat. İtip kalkma lan. Ben bir bakayım. Bakayım ne istiyor. Kele sen yemeğini ye, ondan sonra git. Ne olsun, beklesin orospi. Ulan seni duyan da keyfimden gidiyor sana lan. Keyfimden mi gidiyorum lan? Ama karı bu iş için iyi para veriyor. Ben bir bakayım. Oldu olacak, soyun da öyle git bari. Kıs kıs kıs, aa! Bütün apartmanlar resim edeceğim beni don gömlek lan. Yok yok, ben orada soyunurum. İyi, iyi. Bana bak, ben bir saate kadar gelirim, tamam mı? Beni çağırmışsın, geldim abla. Seni istiyorum Hasan Efendi. Gel içeri. Gel Hasan Efendi, gel. Çekinme, geç şöyle. Geç, geç. Ablacığım, burada mı soyunayım yoksa içeri mi geleyim? İlahi Hasan Efendi, duyan da ilk kez yapıyorsun zanneder. Soyun, koy elbiselerini şuraya. Ben yatak odasındayım, içeriye gel. Boşçum ya. Ulan ekmek parası gözün kör olmasın lan. Ekmek parası için güçlümüz şu hallara bak ya. Allah'ını seversen ya. Hadi Hasan Efendi. Geliyorum abla, geliyorum. Ulan ekmek parası. Ben bu hallara düşecek adam mıydım ben? Lanet olsun ben. Hasan Efendi. Geldim la ablacığım, geldim, geldim. Gözünü yani şimdi geliyorum. Hasan'ın geliyor şimdi. Hasan Efendi. Hadi. Geldim hanımım, geldim. Hazır mısın? Hazırım. Geç şöyle. Didem. Hadi ye kızım yemeğini. Sütünü iç kızım, hadi. Bak eğer yemek yemezsen bu amca gibi olursun. Allah korusun, iskelet gibi olursun, gelişemezsin. Hadi ye canım, hadi kızım, hadi. Abla, benim işim bittiyse ben gidebilir miyim? Tamam Hasan Efendi, gidebilirsin. Sehpanın üstünde para var, al da git. Sağ ol abla. Hadi Didem, iç sütünü. Yoksa öcü gibi olursun. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak, olacak, olacak o kadar.
İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladı. Haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Önce kavun karpuz, ardından başkanlık seçimi yapıldı. Olan oldu, Asil Nadir'le Cavit Çağlar geliyorum demeden geldiler. Büyüklerinden gördüğünü evinde uygulamaya kalkan bir memur şehit değil gazi oldu. Denizden babam çıksa yerim diyen adam şimdi deniz dahil her şeyi satarım diyor. İnsanlar estetik başlığı altında kendilerini düzelttiriyorlar. Artık günümüzde insanların ellenmedik yanı kalmadı sayın seyirciler. Şimdi haberler. Olacak o kadar televizyonda bu hafta konuk yağdı sayın seyirciler. Bunlar bir bakıma davetsiz misafirdiler. Ama çağrılmadan gelmiş bile olsalar Tanrı misafiriydiler. Makam otomobilleri birbirlerini kovalayarak geldiler ve olacak o kadar televizyonun hemen önünde durdular. Arabadan önce Cavit Çağlar, arkasından çalgıcılar, çengiciler indiler. Cavit Bey, sizi beklemiyorduk. Merak etmeyin. Bomba gibi açıklamalarımız olacak. Asil Nadir ve Cavit Çağlar'la ilgili ayrıntılı haberimizi Hamit El Sabah gerçekleştirdi. Cevat Kelle görüntüledi. Özel haber bölümümüzde izleyebilirsiniz. Hayat şartları insanların düzenini iyice bozdu sayın seyirciler. Bu bozulma kirli işlerle uğraşan sanayinin de sarsılmasına neden oldu. Parayla iş gören şebekeler paranın artık para etmemesi nedeniyle yeni işlere yöneldi. Buralarda bir yerde olmadılar. Evet amirim. Adres aynen burası. Herifler gerçekten işlerin ehli. Buralarda böyle bir yer olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Şşş! Suçüstü yapalım. Amirim, bakın şu aralıktan içerisi iyice gözüküyor. Tam da tahmin ettiğim gibi. Başlarında da yılların kalpazanı yavşak ilmi var. Abdullah Bey'inkiler kesime gitti mi la? Gitti usta. İyi say usta, iyi say. Sayıyorum, sayıyorum. Herifi kaç kere içeri tıktık. Demek ki uslanmamış. Biraz zor uslanır amirim. Kolay zengin olmayı tatmış bir kere. Tek baskıda milyarlar götürüyor. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Herif kalpazan malpazan ama işin ehli. Geçenlerde bir tanesi elime geçti, gerçeğinden ayırt edemedim. Adam bilimsel çalışıyor, Avrupa'dan özel makineler getirtirdi. Sizler bu işte yenisiniz. Tabii ayırt edemezsiniz. Ama ben bir çırpıda sahtesiyle gerçeğini ayırt ederim. Operasyona başlayalım mı amirim? Hadi başlayalım arkadaşlar. Ellerin yukarı! Malı ver! Ulan yavşak, yine uslanmadın demek ha! Geç şöyle! Geç! Polis abi! Allah'ına dinle beni affet ha! Bu son işimde! Bu iş bittikten sonra kazandığım paralarla çabuk çiftliği kuracaktım abi! Kes! Yakalandığı zaman hep böyle söylersin zaten. Cemal, haklarını hatırlat şuna. Sizi hamilikat basmak ve piyasaya sürmek suçundan tutukluyorum. Avukat isteyebilirsin, konuşmama hakkına sahipsin. Ne yapayım be abi? Para bassam para makineden çıkmadan enflasyona kurban gidiyor. Ben de hamilikat basıyorum. Vallahi ekmek gibi satılıyor. Yakında borsası kurulursa hiç şaşmam. Abi, sana İçişleri Bakanlığı'nın bir kartını basayım mı? Tut! Götürün şunları. Abi, namuslu bir hayat. Gel! Tavuk çiftliği konuşalım. Vay canına. Ya bak. Bakan, başbakan, müsteşar. Bırak beni, gerçek sahipleri bile fark edemez bunları. Tecrübeyle elde edilmiş bilgi anlamına gelen know-how artık yurdumuzda da uygulanmaya başladı. Bu durum uyanık vatandaşlarımıza yaradı. Hemen kurdukları şirketlerle dünya ülkelerine tecrübelerini ve bilgilerini satmaya başladılar. Konuyla ilgili röportajlarımızı getiriyoruz ekranlarınıza. Siz de know-how satacak bir şirket kurmuşsunuz. Evet, ben de know-how satacağım. Neden diyecek olursan, know-how bilginin, kültürün satılması demek oluyor, biliyor musun? Şimdi gavurlar karılarına mukayyet olamıyor, onlara şikayetçiler. Niye diyecek olursan, karı şimdi orasını burasını açtırıyor, gazetelerden espri çıkarttırıyor. Herif karıya mukayyet olamıyor. Ama biz de öyle mi ya? Biz karıyı çok iyi susturuyoruz. Karıya bir koduk mu oturtuyoruz. Anladın mı? Karının belini bile kırıyoruz. İşte ben karı nasıl susturulur, bunu onlara öğreteceğim, satacağım, köşeyi de döneceğim. Vallahi ben bu işi pek sevdim. Biliyorsunuz birçok Amerikan ve Avrupa şirketi işçi çıkaramadıkları için mali bir kriz içindeler. Halbuki biz de öyle mi ya? Biz bir çırpıda binlerce işçiyi kapı önüne koyuyoruz. İşte
Bu adamlara yöntemi öğrettiğimiz zaman şirketimiz büyük bir gelir elde etmiş olacak. Siz de mi bir know-how şirketi kurdunuz? Evet. Peki neyin bilgilerini satacaksınız? Vallahi kardeşim, batıda bir kitap basılıyor, milletin başına dert oluyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bir kitabı toplamaktan bile acizler. Hangi gerekçeyle toplayacaklarını bilmiyorlar. Biz de öyle mi ya? Biz zart diye bir gerekçe bulup küt diye toplarız kitabı. Hatta yakarız. Filmleri bile yakarız. Şimdi kitapları nasıl toplayacaklarını, nasıl yakacaklarını, yazarlarını nasıl sürüm sürüm süründüreceklerini anlatacağım batılılara. Sizin şirket ne satıyor? Yolsuzlukları göğüsleme bilgisi efendim. Peki bu ne demek? Efendim biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da ve Japonya'da en ufak bir yolsuzluk olduğu zaman bakanlar, başbakanlar istifa ediyorlar. Hükümetler düşüyor. Çünkü neden? Adamlar yolsuzlukla nasıl uğraşılır bilmiyorlar. Ama bizde öyle mi ya? Bizde çok güzel örnekler var. Ben bu örnekleri bir kasete kaydettim ve hemen patentini almaya geldim. Peki kaseti görebilir miyiz? Tabii efendim, ne demek? Hemen görebilirsiniz. Biliyorsunuz geçenlerde bakanlardan birisi ta Fransa'da adam intihar etti. Niye? Çünkü olaydan hiç haberi yok. Milyarlık bir yolsuzluk yapıldığı söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ne konuda efendim? Mesela bunu kim yaptı? Yolsuzluk konusunda. Evet. Yolsuzluğu ben yaptım. Ben yaptım aslında. Ben yaptım. Evet. Rica ederim efendim, ben yaptım. Yok, ben yaptım. Rica ederim efendim, bırakın ben üstleneyim. Ben yaptım efendim. Yok, ben yaptım. Bir dakika kardeşim, ben dururken size ne oluyor ya? Ben yaptım ya. Ya siz misafirsiniz, ben buradayken ben yaptım. Rica ederim. Hayır efendim, ben yaptım. Hayır efendim, ben yaptım. Ben yaptım. Rica ederim, ben yaptım ya. Anlamadığım bir şey var. Suçu üstlenmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Neden? Sanki gazinoda hesap ödüyorlar. Anlamayacak bir şey yok hanımefendi. Bizde ne kadar çok yolsuzluk yaparsan o kadar terfi edersin. Siz ne satacaksınız dünyaya? Bacım, her gün aha aha zamlar üstümüze gelir. Biz susarız. İnsanlar ölür, biz susarız. Dışarıda öyle mi ya? Gavur aha bu kadar bir şey olsa bağırır, isyan eder, ayaklanır. Ben de nasıl sessiz kalınır, nasıl boyun bükülür, memleket buna rağmen nasıl yürür, onu öğreteceğim de satacağım. İnsanların içmeye belki de ayranları yok ama tahtaravana binmekten de geri kalmıyorlar. Biliyorsunuz sinemada filmler sessiz çekilir. Sonradan dublaj yapılarak seslendirilir. İlk bakışta biz de öyle zannetmiştik. Ama şimdi izleyeceğiniz sahneler sessiz çekilen bir filmin sahneleri değil. Kameraman arkadaşlarımız bir ihbarı değerlendirerek sizin için görüntüledi. Programa başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. İlk parçamız Kara Kaşlı Yar. Söyle derdini. Hep beraber çılgınca eğleniyoruz. Kara kaşlı yar, söyle derdini. Ne bileyim ben senin cama geldiğini, candan sevdiğini. Kara kaşlı yar, söyle derdini. Ne bileyim ben senin cama geldiğini, candan sevdiğini. Yavaş, 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 git başka masada. Kara kaşlı yar, söyle derdini. Asım Bey, niye somurttunuz oturuyorsunuz? Hadi kalkın bir çifte telli oynayalım. Hadi hadi Allah aşkına, hadi hep beraber. Öyle iyi Kadir Bey, zaten oynamasını pek beceremem. Olur mu öyle şey canım, çocukların mutlu gününde. Hadi kalk, al, öyle mi gönül? Kalk, kalk. Kara kaşlı yar, söyle derdimi. Ne bileyim ben seni cana sevdiğini. Efendim, programı bitirirken ben ve siz arkadaşlarım gelinle damada bir ömür boyu mutluluklar dileriz efendim. İsteriz, 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 isteriz. Ne bileyim ben cana geldiğini, canın sevdiğini. İşte, işte bunlar be. Burada dünya boyut almıyor musunuz? Çabuk derhal karakola girin hadi. Siz beyefendinin anlattığına göre bu gece kapalı olan düğün salonuna sessizce girip sessizce düğün yapmışsınız. Doğru mu? Efendim biz haftada bir gece kapatırız personeli dinlendirmek için. Beyefendinin kapalı olan düğün salonunda gizlice düğün yaptınız, doğru mu? Efendim kız tarafı ille de düğün diye tutturunca
Yani gençlerin boynu bükük kalmasın diye. Evet efendim. Bir düğün salonunun bir gecelik kirasından bilmem haberiniz var mı komiser bey? Ya. Zaten salonun çalışmayan bir gecesinde sırf kiradan kurtulmak için sessizce bir düğün yapalım istedik. Gençler için. Hoş görün efendim. Sayın seyirciler, yoğun ilgi nedeniyle olacak o kadarın içinde reklamları değil, reklamların arasında olacak o kadarı izliyorsunuz. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Sayın seyirciler, Başbakan Demirel'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasından sonra ülke çapında bir başbakan arayışı başladı. Yeni başbakan nasıl olmalı? Halk bu konuda neler düşünüyor? Sizler için araştırdık. İyi günler beyefendi. Sizce yeni başbakan nasıl olmalı? Başı olmalı. Nasıl yani? Ekonomiden anlamalı mı? Anlamasa çok daha iyi olur. Neden? Bugüne kadar ekonomiden anlayan çok başbakan gördük. Halimiz meydanda. Bugünden sonra ekonomiden anlamayan bir başbakan istiyoruz. Peki başka nitelikleri olmalı mı sizce? İnşallah yeni başbakan işçiye, köylüye, emekliye, dar gelirliye düşman olur. İnşallah her gün zam üstüne zam yapar. Neden? Ben bugüne kadar ne istediysem olmadı da ondan hanımefendi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Taksi! Efendim. Taksi! Hanımefendi sizce yeni başbakan nasıl olsun? Bana? Evet size soruyorum. Sizce yeni başbakan nasıl olsun? Sprinter olsun. 100 metreyi 10 saniyede altında koşsun. Nasıl yani? Doğru noktasında etkili olsun. Son hareketi iyi yapsın. Ben başbakandan söz ediyorum. Ben de. Peki bu kadar nitelik yeter mi? Yetmez. Yeni başbakan kolesterolsüz olsun. Damar tıkanıklığı yapmasın. Köpek sorunu olmasın. Daha beyaz yıkasın. Cana can katsın. Çakal çakmaz çaksın. Test edilip onaylanmış olsun. Çizmeden iz bırakmadan temizlensin. Hem kız olsun hem eli ayağı düzgün olsun. Hem de bizim partiden olsun. Mümkünse üç açılı olsun. Nasıl yani? Sağa sola ve geriye açılar olsun. Anlıyorum. Ciddi misin? Taksi! Taksi! Beyefendi, sizce yeni başbakan nasıl olmalı? Biz isteyince olacak mı? Yani fikir olarak soruyorum. Bana kalırsa ki kalmaz ama gene de söyleyeyim. Yeni başbakan tek başına düşünemez. Bir yerlerden emir alsın. Bir şeyler bilip bilmemesi de önemli değil. Yalnız çok iyi konuşsun. İyi yalan söylesin. Öyle bir yalan söylesin ki yenilir yutulur gibi olsun. Sonra usta bir demagog olsun mesela. Tamam mı? Bugün söylediğini yarın hatırlamasın. Menfaat gruplarıyla yakın ilişkide olsun. Gerektiğinde demokrat, gerektiğinde diktatör olsun. Ben yaptım oldu. Desin ülkeyi kafasına göre yönetsin. Niye böyle şeyler istiyorsunuz? Bunun niyesi yok. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Başka türlüsü bize bir numara büyük gelir. Seyrek saça şimşir tarağın bir anlamı yok. Anlıyorum. Anca gidersiniz efendim. Her şeyin bir bedeli var sayın seyirciler. Parayı bastırdınız mı alamayacağınız şey yoktur. Her şey satılık. Yeter ki bastırın parayı. Günümüzde parayı görünce karakterini bile satıyor insanoğlu. Kameralarımız satışa yeni sunulmuş ilginç parçaları getiriyor ekranlarınıza. Haydi koş, koş vatandaş koş. Bakan değil alan kazanıyor. Tahta kaleye top attırdık Allah'ıma ha. Buyur abim. Bana bak. İyidir değil mi? Abi orijinalinde hata var bunda yok. Sağ ol, hayırlı işler. Hadi ablam almayacaksan tezgahın önünü kapama ya. Kardeş, bunun fiyatı ne kadar? Sen bakıcı mısın, alıcı mısın? Aa, delinin zoruna bak ayol. Almasak sorar mıyız? İşte. Dur sen de ayol. Birisini mi istiyorsun, ikisini mi? Tamam işte, anlaşırsak ikisini birden alırım. Hem de takım bozulmamış olur. Senin güzel hatırın için 2 milyon olur abla. Aa, ne biçim şey bu ayol? Daha yukarıda 1,5 milyon demişlerdi. Tutan tuttuğuna satıyor. İşine gelirse be ablam. Sen piyasayı bir dolaş. Bulamazsan gelir buradan alırsın. Şunun kardeşim. Metresi ne kadar? Sizin için mi yenge için mi? Ben çocuk için istiyorum. Ha çocuk için yarım metre yeter. 800 binden veririm. Aa, olur mu kardeşim? Çok pahalı ya. Biraz önce yukarıda 650 bin dediler. Ya. Hayda. Anlaşıp da mı geldiniz bugün ya? Git oradan al. Ama beğenmezsen 1 milyondan aşağıya vermem. Hem sana takım bozuyoruz hem de yaptığına bak ya. Tövbe tövbe. Allah belediye. Sağ olun. Kaçırın. 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 Abi. Abi tövbe. Allah'ıma dinle. Vallahi bir daha yapmayacağım. Evde çoluk çocuk aç bekliyor be abi. Al sana bir tane böbrek vereyim abi. Lüzum yok. Kes. Ulan seyyar satıcılardan sonra bir de bu organ satıcıları da dandı buraya. Ne günlere kaldık be. Allah Allah.
Eskiden insanın yüzü karakterinin aynası diye düşünülürdü sayın seyirciler. İnsanların bedenlerinde, yüzlerinde Allah vergisi çizgiler olurdu. Karşıdan baktığınızda bile bu hatlardan insanların karakterleri konusunda bir fikre varabilirdiniz. Günümüzde bu Allah vergisi çizgiler artık plastik cerrahlar tarafından çiziliyor. Siz eğer isterseniz Tanrım beni baştan yarat demiyor, cerraha bedelini ödeyerek istediğiniz çehreye bürünebiliyorsunuz. Ay iyi şu burnumda değil Allah vallahi şekerim. Daha geçen hafta kaldırtmıştım, yine ağzımın içine düştü. Canım o kadar da pek ağzınızın içinde sayılmaz. Sorma şekerim, benim de silikonlarla başım dertte. Yeni sevgilim büyük göğüsten hoşlanmıyormuş. Onun için geçen ay koydurttuğum silikonlarımı geri aldıracağım. Aa deli olma ayol, şimdi iri göğüsler moda. Sen en iyisi sevgilini değiştir. Ben bir de yüzümü gerdirsem diyorum, ne dersiniz? Ayol gerdire gerdire yüzünde deri kalmadı. Kusura bakma ama sesin konuşurken yankı yapıyor. Halt etmişsin sen. Sen popondaki yağlara bak önce. Ne olacak şekerim? Yarın da gelir onu aldırtırım. Sen niye geldin şekerim? Gerdirme mi, silikon mu yoksa yağ aldırma mı? Ha? Yok ben kırdıracağım. Ha? Kırdıracaksın mı? Herhalde burnunu kırdıracaksın daha küçük olsun diye. Aa, kolumu kırdıracağım. Kolunu mu? Ha. Niye? O zaman daha mı güzel oluyormuş? Yok anam yok, benimki ihtiyaç. Benim herif işsiz kaldı. Çocuklar aç, ot yok, ocak yok. Kolumu kırdırıp dileneceğim. Ya. Evet. Kolu kırılacak olan siz misiniz? Ah benim, benim. Geç. Bu da benim herif, bunun da bacağı kırılacak. Geç. Gel. Sağ olasın bacı, sağ olasın. Geçmiş olsun. Yürü, yürü, yürü. Hanım, bugün cumadır. Sen caminin önüne git, ben de türbenin önünde bekleyeceğim. Bana bak, zabıtaya dikkat et. Daha doktorun parasını ödemedik. Yürü. Merak etme, merak etme. Silikon söktürecek olan... Olacak O Kadar televizyonu geçtiğimiz hafta topluma sağladığı yarar nedeniyle çevre ve yaşam ödülü aldı. Demek bana 3 milyar lira vereceksin, öyle mi? Yani davayı senin lehine sonuçlandırırsam, yani mahkemede senin tarafını tutarsam bana 3 milyar lira vereceksin. Ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bakkal borcumuzu da ödeyemiyoruz. Hatta karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza da para veremiyoruz. Hatta işimize de yürüyerek geliyoruz. Ama rüşvet almayız, anlıyor musun? Satılık değiliz. Türk adliyesinin namuslu temsilcileriyiz. Rüşvet almayız, anlıyor musun? Satılık değiliz, anlıyor musun? Satılık değiliz, namusluyuz. Asil. Türk adliyesinin namuslu temsilcileriyiz. Rüşvet yemeyiz, anlıyor musun? Asil. Rüşvet almayız, adaleti satmayız, anlıyor musun? Satmayız adaleti. Olacak O Kadar televizyonunun yaptığı olumlu işlerin yankıları sürüyor. Hakimlerin sorunlarını dile getiren televizyonumuz, Yargıtay'dan kutlama telgrafları ve Nazım Hikmet Vakfı tarafından teşekkür aldı. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Nazım Bey, söyleyin. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülmeli. Ve de uyarına gelirse, baş ucumda bir de çınar olursa, taş maş da istemem. E koysunlar Anadolu'da bir çınarın altına. Çok mu görüyorsunuz? Ben cahilim, anlamam emme. Siz okumuşsunuz okumasına da, benden daha cahil kalmışsınız. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Bütün bunlar Olacak O Kadar televizyonu ailesinde coşku yarattı. Bizi izlemeye devam edin. İnsan bu sayın seyirciler. Çevreden etkilenmemesi olanaksız. Ne görürse onu yapar. Atasözlerimizde bile belirtilmiş. Büyük döker, küçük toplar. İmam şöyle yaparsa, cemaat böyle yapar. Büyüklerimizi örnek alan aileler, bakın ne hale geldiler. Karıcığım, yarın şu mavi gömleğimle gri pantolonumu giyeceğim. Bir ütüleyiver, hadi canım. Aa,
ütüleyemem vallahi. Bütün gün bulaşık yıka, yemek pişir, çamaşır yıka, el işi yap. E kendi gömleğinde kendin ütüleyiver canım. Ütülersin, ütülersin. Ütüleyemem canım, ütüleyemem. Ya, çocuklar, bakın size ne söyleyeceğim. Ne oldu baba? Sizin bu anneniz var ya. Ne olmuş? Bu anneniz bir gün... Söylesene baba. Dur canım, söyleyeceğim, onun dosyasını arıyorum işte. Bu anneniz diyorum bir gün... Kocacığım, sevgilim, hemen ütülüyorum. Canım elime mi yapışacak? Hem ben zaten güzel kocamı işe ütüsüz pantolon gömlekle gönderir miyim? Değil mi çocuklar? Aferin, aferin. Giydirir misin hiç? Baba, hani matematik ödevime yardım edecektin? Aman be evladım, iyi ki bir 5 dakika oturdum şuraya. Hemen burnumdan getirirsin. Yarın yardım edeceğim, söz. Bugün. Hayır, yarın. Bugün. Yarın. Bakma öyle yüzüme, çarpacağım şimdi suratının ortasına bir tane. 40 yılda bir kere baba sözü dinle be. Ya demek öyle. Öyle. Öyle olsun bakalım. Yıl 1989. Ay Nisan. Saat 19:27 suları. Babam sarışın bir hanımla... Allah'ın cezası, nereden buldun onları sen? Biraz evvel ders çalışalım demiştin değil mi? Hadi gel çalışalım bakalım. Hadi canım benim, o benim güzel oğlum, aslan oğlum benim. Hadi anlat bakayım. Bak şimdi. 2x y kare. Oğlum dördün karesini al. Sami hayatım, unutmadın değil mi? Oo, çoktan unuttum. Hani geçen ay bana söz vermiştin, çizme almam için para verecektin ya. Aa, sen deli misin, aklını mı kaçırdın ya? Geçen sene pırıl pırıl bir çift ayakkabı aldık, onları bile eskitmedin daha. Bir çizmeyi nasıl alırım, dünyanın parası. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bulursun, bulursun. Bulamam efendim, bulamam. Çocuklar, beni dinleyin, bakın size ne diyeceğim. Hani biz geçenlerde bir düğüne gitmiştik de... ...babanız hastayım diye gelememişti ya. Nereden buldun onu suyu, Allah'ın cezası? Canım karıcığım benim, güzel hayat arkadaşım. Hakikaten o külüstür pabuçları giymene ben bile üzülüyorum. Sana bugün para vereyim, git kendine şık bir çizme al. Senin şıklığın benim gururum. Çabuk yerim de masayı topladıktan sonra ders yapacağım. Dosyamı da aldım. Bana bakın çocuklar, bu böyle olmayacak. Bu evraklar, bu dosyalar başımıza iş açacak. Çok doğru. Karşılıklı dosya değişimi öneriyorum. İyi fikir. Kabul. Tamam, evrakları değişelim, hayatı rahat yaşayalım. Evet, herkes de kendisine ait evrakı aldığı anda imha et. Tamam. Tamam. Al bakayım, şu geçen sene bana yaptığın terbiyesizliğin dosyası. Taşlarımızı yediğin. Evet, 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 anladım. Ev kirasıyla ne yaptığını biliyorsun. Hadi, 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 durmuş bokların üstüne su dökme. Ha, bak. Geçen hafta bana Dördün'de yaptığın hadise. Evet, bu da 3 ay önceki seni sağ bu kadar. Seçmek bir vatandaşın en doğal hakkı. İnsan yaşamı boyunca hep seçiyor. Durmadan seçiyor. Kavun karpuz seçiminden tutun da... ...eş seçiminden yönetici seçimine kadar sürüyor bu yarış. Domatesi seçerken kırmızısını sertine alıyoruz. Kavunu seçerken dibini kokluyoruz. Ama hala yöneticiyi seçerken ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar, bugün buraya neden toplandığımızı biliyorsunuz umarım. Evet. Biliyoruz. Hı. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimize yakışır ve halkımızın oy vereceği bir aday belirlemek için. Önerisi olan var mı? Siz ne dersiniz bilmem ama ben Zafer Ermiş Bey'i öneriyorum. Yo, kesinlikle olmaz. Nedenmiş o? 20 yıllık lise müdürü. Canım, dosyayı tetkik etmediniz galiba. Adam okul aile birliğinin yeni derslik yapımı için toplamış olduğu parayı iç etti. Başka? O kadar. Olmaz o zaman. Ben Yücel Bey'i öneriyorum. Hepiniz sanıyorsunuz durumu. Tanıyoruz, tanıyoruz. Tanıyoruz, tanıyoruz ama milletin kooperatif yapacağım diye paralarını almış. Hı-hı. Sonra da malzemelere zam geldi, iflas ettim diye milletin paralarının üstüne yatmış. Evinin yanındaki hazineye ait arsayı zimmetine geçirmiş. Bunların dışında temiz bir adam. Yok, ben olmaz diyorum çünkü başkanlığa layık bir adaydı. Haklısınız. Arkadaşlar, şimdi önereceğim adaya kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Kim? Biz tanıyor muyuz? Adayla layık biri mi? Kesinlikle layık. İsmini açıkladığım zaman dibine düşecek. Kim bu ya? Adresinizi açıklıyorum. Söyle söyle. Mümtaz Bey. Mümtaz Bey. Bütün seçmenlerin oylarını toplarız. Hiç aklınıza gelmemiş. Nasıl aklı edemedik ya? Şu dosyasına bakın. Hayali ihracatla devletten 8 milyar lira vergi iadesi kapmış. Kurduğu paravan şirketler ve kestiği naylon faturalarla 6 milyar dolar da oradan takmış demek. Üstelik bu kadar paraya rağmen geçen sene 5 kuruş da vergi ödemiş. Ayrıca da müthiş zamparadır. Sabahlara kadar kulüplerde hayatın tadını çıkarır. Ben dingin olduğunu duymuştum. Dediklerine göre yakında şehrimize bir genelev yaptıracak. Yalnız böylesine önemli bir adamın, mühim bir şahsiyetin başkanlığa aday olup olamayacağı konusunda şüpheliyim açıkçası. Bütün partiler peşindedir. Ya. Hadi gidip kendisiyle görüşelim. Doğru, vakit kaybetmeyelim, gidelim Mümtaz Bey'i ikna edelim. Kızım, konvoyu hazırlayın, Mümtaz Bey'e gidiyoruz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Haberler.
Zengini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Dünyada savaşlar olur, açlıktan ölenler olur, koltuk kavgaları, yaşam kavgaları olur. İlgilenmeyiz, bakmayız da çok önemsiz şeylere zaman ayırır, vakit öldürürüz. Bakma, bakma bana öyle. Hem suçlu hem güçlü. Ne umurdanıyorsun lan? Tamam, ben bu akşam kavga etmek istemiyorum, onun için de susuyorum. Ay susmazsan ne olur? Şimdi ne yaptın be? Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Neriman! Neriman! Hadi çabuk ol, geç kalıyoruz. Ay tamam ayol, hazırlanıyorum, patlama. Ulan karı, eğer bu sefer de geç kalırsak sorarım ben sana. Hadi konuşma, yürü yürü, hadi. Hadi, hadi, hadi. Nasıl öyleymiş? Çabuk, 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 çabuk. Bağırma! Esat sen bağırma! Ben bağırırım! Sen bağırırsan ben iki bağırırım! Saat kaç? 7:30. İyi, daha erken, yarım saatimiz var. Başladı, başladı. Erkenden gidelim de yer kapalı. Doğru, haklısın. Kalk gidelim. Hadi. Hadi. Yalvarırım artık bağırmayın. Konu komşuya rezil oluyoruz. Etrafın kulağı bizde. Kadir Efendi, Kadir Efendi. Buyurun. Haber ver demiştiniz. Bugün erken başladı. Ah sağ ol Mahmut Efendi. Hanım hadi hazırlan, başlamış bile. Aman benden duyduğunuzu söylemeyin. Ben bir de gidip Ahmet Bey'e haber olur, veririm. Olur, olur. Ah, olur hadi. Ayıp sana, ayıp. Bana ayıp, öyle mi? Bana ayıp. Öyle, bana öyle. Sana da yuh! Yuh! Başladı mı? Yine başladılar. Yuh! O da öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Köprü altı cam cam öpsün seni amcam! Karışma lan, her tarafa borç, her yere borç. Bakkalın önünden geçiyorum, neresiye peynir aldık. Manavın önünden geçiyorum, karınızın sebze borcu var. Kasabın önünden geçiyorum, kıyma borcu var. Bu nedir lan, sokakta yürüyemiyorum be! Dostumdan mı yiyorum lan? Akşamları sofraya oturunca yemek yok mu diye bağırmasını biliyorsun. Konuşma lan, konuşma. Doğru dürüst bir yemek yap da içim yanmasın be! Nankör herif! Defol git lan! Bak şimdi bir tane çarpacak, bir de yer çarpacak ha! Bizden önce gelen oldu mu? Vallahi duyan geliyor, duyan geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Bu kadar kazanıyorum. Devlet memuruna bu kadar para veriyor. Devlete kabahat bulutturma lan! Konuşma lan! Senin salaklarından biraz çalıp çırpmasını öğrensen sen de yükselirsin. Bak, senin duyarlılığın yüzünden sürünüyoruz. Ulan şimdi bir tane çarpacağım, göreceğin günde ha. Vur ulan! Vur! Vur hadi bakayım, elini korkak alıştırma. Vur ulan! Başladı mı? Maalesef gene başladı. Bu akşamki mevzu ne? Annemin gene borç yapması. Her akşam aynı mevzu. Geçim mevzu hiç bitmiyor ki. Sen bana vurdun ha! Evet, ben sana vurdum! Sen bana vurdun ha! Ulan Türkçe işte, ben sana vurdum! Allah ben de sana vurdum, hayır beni! Allah ben de sana vurdum! Allah beni Sayın seyirciler, iyi günler. Bugün ansızın bir şey oldu. Öyle ansızın bir şey oldu ki neye uğradığımızı bir türlü anlayamadık. Sabah saat 8:30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz, başını sallar, salla baştır. Sallama başını, sallama başını, başına bir şey gelir dedim, anlamadı. Birden bir helikopter sesi duyduk. Cevat'a koş bir bak bakalım dedim. Cevat başını camdan çıkarttı. Pencereyi açmayı unuttuğu için yaralandı salak. Bir helikopter olacak o kadar televizyonun bahçesine indi. Ben apar topar hazırlandım, mikrofonumu aldım. Salak da çekimlerde lazım olur düşüncesiyle kamerasının yanı sıra iki sandalye, bir otomobil lastiği, merdiven, çöp kovası, bir kedi, boya tenekesi, kara başlıklı çivi, taban süpürgesi, bir şişme yatak, 4 adet prezervatif, 2 kilo alçı ve 8 yumurta teçhizat olarak yanına aldı. Helikopterin indiği alana koştuk. Bir de baktık ki ne görelim. Daha doğrusu ben gördüm, Cevat'a söyledim. Cevat, helikopterden inene bak, bu asil nadir dedim. Ne yapayım dedi, görüntüle dedim, görüntüledi. Biz Asir Nadir Bey'i KKTC'de zannede duralım, o orada durmamış, helikoptere atladığı gibi soluğu olacak o kadarın bahçesinde almıştı. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Efendim, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz? Sizin televizyonunuzdan çok önemli açıklamalar yapacağım. Bizim televizyonumuzu neden seçtiniz? Çok gırgır. İngiliz hükümeti sizi istiyor. Benim de isteklerim var ama olmuyor. Biraz sonra burada Sayın Cavit Çağlar'la buluşacağım. Ondan sonra da bomba gibi açıklamalarım olacak. Gerçekten de çok geçmeden makam otomobilleri birbirlerini kovalayarak geldiler ve olacak o kadar televizyonun hemen önünde durdular. Arabadan önce Cavit Çağlar, arkasından çalgıcılar, çengiciler indiler. Cavit Bey, sizi beklemiyorduk. Yavşaklığınızın lüzumu yok hanımefendi, ben Asil Bey'e geldim. Efendim, sizin asıl ziyaretinizin Asil Nadir ile İngiltere arasında bir köprü oluşturmak olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz? Geçme namert köprüsünden ürkütürsün vakvakları diye bir espri yapacağım ben şimdi size. Diye söze başlayan bakan bilindik bilinmedik pek çok ünlü küfürü ard arda sıralayarak uzun bir konuşma yaptı. Cevat'ın kendisini görüntülediğini fark eden bakan Cevat'ın hatırını sormadan da geçemedi. Ya, çekme diyorum ya. İşte böyle. Sonra pencereler kapandı, kapılar sürmelendi, bir kömür duman ile tüsülendi akşamlar. Merak etmeyin, bomba gibi açıklamalarımız olacak. Ama haftaya, şimdi Sayın Mesut Yılmaz'ın da gelmesini bekliyoruz. Haftaya yer yerinden oynayacak. Diyerek kapıyı kapattı. Cavit Çağlar, Asil Bey Türk yemeklerine hasret kalmıştır diyerek yoğurtlu kabak dolması, barbunya plaki ve dilber dudağı ısmarladı. Çok geçmeden fasıl başladı. Tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle kamerasını kabak dolmasının içine saklayarak gizli kamera haline getirdi. Şu anki görüntüleri bu sayede elde ettik. Ama çok geçmeden Cavit Bey dolmanın içindeki kamerayı buldu. Asil Nadir asıl neyi açıklayacak? Cavit Bey'in Asil Nadir'le ne işi var? Mesut Yılmaz bu toplantıya gelecek mi, gelmeyecek mi? Haftaya bu soruların yanıtlarıyla karşınıza olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar. Şimdi de olacak o kadarın reklamları. İyi günler hanım kızım. Hizmetlerinizle ilgili bilgi almak istiyorum. Tabii hanımefendi, buyurun. Kredili çek. Sizde kredili çek hesabı var mı kızım? Kredili çek mi? O da ne demek hanımefendi? Yani aldığım kredi kartının yanında bir de hamiline çek defteri veriliyor mu? Olur mu hanımefendi? Çek defteri verilir mi hiç? Yani çek defterinin yanında ikinci bir açık kredi hesabı açılabiliyor mu? Ben böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Peki siz nereden arıyorsunuz? Biraz konuşalım. Ben mi? Cihangir'den arıyorum hanım kızım. Aa, ne tesadüf. Ben de orada oturuyorum. Peki siz camiye yakın mısınız? Ben caminin yanındaki apartmanın 3. katında oturuyorum. A, ciddi olamazsınız. Size komşuyum. Belki de tanıdığım teyzesiniz. İsminizi alabilir miyim? Aa! Senin sesi de yabancı gelmiyor. Kız zilli. Ben Cavidan Pişkin. Tamam hanımefendi. Uzun süredir sizi rahatsız eden telefon sapı aileyi nihayet yakaladık. Hem de suçüstü. Pardon. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi? Koyun gurd ile gezerdi, fikir başka, başka olmasa. Haftaya olacak o kadar televizyonunun konuğu Aşık Veysel. Ben küçük isabettim biliyor musun? Oldukça karışık bir hayat hikayem var, size nakledeyim. Ben Numune Hastanesi'nin maskotuyum. Numune'de doğmuşum. O kadar küçükmüşüm ki nasıl bazı evlerin kapılarına dikkat köpek var diye yazarlar. Benim için de hastanenin kapısına dikkat Hüsamettin var diye yazmışlar. Aşık Veysel, Küçük Hüsamettin ve de Mesut Yılmaz haftaya olacak o kadar da.
geleceğim. Bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Güzellik, mankenlik, şarkıcılık yarışmalarımız tamamlandı. Bir köpek yarışmamız kusur kalmıştı anacığım. Gözümüz aydın, o da oldu. Şimdi yarışan köpekleri izleyeceğiz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şu anda köpek yarışının yapıldığı bir otelde bulunuyoruz ve bir köpek sahibiyle görüşüyoruz. Efendim merhaba. Yarışmaya kucağınızdaki bu güzel köpekle mi katılıyorsunuz? Evet, yarışmaya Sibirya Husky cinsi köpeğim Sürtoş'la katılıyoruz. Ama pek iddialı değiliz çünkü diğer yarışmacılar çok güçlü. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim siz de mi yarışmaya katılıyorsunuz? Evet ama ben değil, köpeğim. Köpeğiniz nerede? Birazdan gelir. Patron! Patron! Nerede kaldı? İşçiler mesele çıkarmaya yelteniyordu, onlara gözdağı verdim efendim. Aferin, iyi etmişsin. Sunucu hanımefendi de seni soruyordu. Gördüğünüz gibi hanımefendi, ben de bu yarışmaya patron köpeği cinsi bu hayvanımla katılıyorum. Hadi uzat bakayım sunucu ablana patini. Aman da ne kadar şekermiş. Peki efendim, teşekkür ediyorum izninizle. Ben teşekkür ederim. Gel yavrum, gel, gel, gel. Sizin gel. Köpeğiniz hangisi efendim? İşte bu, geliyorum. Gel, muhbir, muhbir, gel. Halis polis köpeği, çok sadıktır. Köşe başında üç kişi hükümet aleyhinde konuştu. Necati'nin kahvesinde esrar satıyorlar. Kum kapıya motorla 300 tane kaçak otomatik silah getirecekler. Halis polis köpeği, çok sadıktır. Sadece polislere sadıktır. Peki, başarılar diliyorum. Babim, hanımefendi, sizin köpeğiniz hangisi? İşte bu. Çok cins bir mahluk. Ev köpeği türünden. Bayağı ilginç. Nasıl sadıktır. Ne istersem hemen yapar. Babim. Efendim kırıcığım. Git şu çantamı getir. Hemen derhal kırıcığım. Maşallah bayağı eğitimli. Ah nasıl eğitimlidir. Çişini de gazetenin üstüne yapar. Evi hiç kirletmez. Hanımefendi başarılar diliyorum size. Teşekkürler. En büyük bakan bizim bakan. En büyük bakan bizim bakan. Efendim nedir bu? İnsan mı, köpek mi, tabure mi? Evet, bu her kılığa girebilen bir cinstir. Nasıl ki Sivas'ın kangalı meşhurdur, Ankara'nın da bakan köpeği meşhurdur. Sevebilir miyim? Isırır mı? Yok yok, ısırmaz. Yalar, yalaktır. Eğitimlidir. Uzatın elinizi bakın. Gördünüz mü? İsterseniz bu kemiği de verebilirsiniz. Yok, istemez. Mikrop falan bulaşır da. Efendim ben size de başarılar diliyorum. Sayın seyirciler, az sonra birbirinden sevimli bu köpekler yarışacaklar. Evet sayın seyirciler, az önce oylama yapıldı. Ve birinci, ikinci ve üçüncülüğe layık görülen köpekler kürsüdeki yerlerini aldılar. Ben Fatma Karaperde, olacak o kadar haber iki Salak Osman 4. İnsan her zaman ayva yemez ya, bazen de miras yer. Hadi bizim miras yedileri izleyin anacığım. Ne haber yenge? Duyar duymaz koştuk ya. İnşallah ölmedi ya. Yok daha değil ama gidici. Lan ben sana demedim bak erken gidiyoruz diye. Ay ne bileyim ben, tövbe. Hadi gelin gelin. Vay aslan babam. Nasılsın baba, iyi misin? Ver elini öpeyim. Sen misin Recep? Geldiğiniz iyi oldu. Ben gideceğim galiba. Sabaha çıkmam. O nasıl söz baba? Sen eski topraksın. Maşallah turp gibisin. Hepimizi götürürsün. Yok yok. Bugün son günüm. Yarını görmem. Maşallah çok iyisin baba. Biz artık gidelim. Doğru söylüyor baba. Biz artık kalkalım. Çocukları da evde yalnız bıraktık zaten. Nereye yenge? Sizin ev şurada. Bizimkine taksiyle gidiliyor. Doğru diyor baba, onların evi bir adımlık yerde. Biz gece yarısı taksi bile bulamayız vallahi. Biz birkaç saattir oturuyoruz evladım. Sizin de babanız. Biraz da siz oturun. Bana bak. Bir kağıt kalem al. Alın. Ne gitmesin. Vasiyetimi yazacağım. Vasiyet mi dedin? Ne vasiyeti baba? Turp gibisin maşallah. Vasiyette işin yok senin. Evet babacığım, sen bizden daha genç, daha sağlıklısın. Benim içim el vermiyor. Al sen yaz. Ya o benim yazım kötüdür. Daha iyi yazarsın. Buyur yenge. Sen daha iyi becerirsin. Al, al, al. Benim gözüm bellemez yavrum. Ya gözlüğüm yok. Yazı ver şunu. Buyur yenge. Lütfen. Aldınız mı lan kağıdı kalem? Aldık baba. Şimdi yaz. Ev sahibine olan...
borcumu 6.900.000'i ortanca oğlum Recep'e bırakırım. Anam yandık. Daha bitmedi. Bakkala ve bakkala ve manava olan borcumu küçük oğlum. Gitti bizim maaş. Tak, tak, kasaba olan 7 aylık borcumu da büyük oğluma. Bu borçlarımı ödeyin, artık rahat rahat ölebilirim. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak.